Mardin'in Midyat ilçesinin Gelinkaya köyü. Orada 1956'da doğdum. İlkokulu köyde okudum. İlkokulu çok zor şartlarda okuduğumuzu beyan etmeye gerek yok. O yaşlarda olanlar hepsi bilir. Okullara odun götürerek ısınmaya çalışıyorduk. Böyle orta kalitede bir okulumuz vardı. Öğretmenlerimiz bizimle iyi ilgileniyordu. Bir müdür vardı, birkaç tane de öğretmen vardı. O günlerde kar çok yağıyordu. Ve biz kar topu oynardık. Bazı arkadaşlar kar topunun içine küçük taşlar da yerleştirirdi cehaletten. Onu da burada arz etmiş olayım. Öğlen yemeği için eve gelirdik. Sonra tekrar okula dönerdik. İkili öğretim yapılıyordu. Ara sıra sohbetlerde de bugünkü nimetleri görme ve değerlendirme adına bir hatırayı anlatmak istiyorum. Bazı münasebetlerde anlatıyorum. İki tane arkadaşım vardı, arkadaşlardan ikisi. İkisinin de adı Şehmus. Doğu'da ve Güneydoğu'da Şehmus ismi yaygındır. Bunun da sebebi Mardin ve Diyarbakır arasında Sultan Şehmus Hazretleri var. O ziyaret ediliyor. Mesela çocuğu olmayan hanımlar da, bayanlar da oraya gidiyor. Sonra Yüce Allah onlara bir çocuk nasip edince diyorlar ki, biz onun adını Şehmus koyalım. Aslında Şehmus'un aslı Şeyh Musa'dır. Araplar öyle diyorlar, kesret-i istimalden çok konuşulduğu için Şeyh Musa, Şeyh Musa değil de Şehmus olarak kalmıştır. Bu iki Şehmus arkadaşımızın birisinin babası Midyat'taydı, öbürünün babası bizim gibi köydeydi. Midyat'ta olan Şehmus'un babası fırıncıydı. Bir gün elinde bir ekmek gördük. Bu ekmeği biz garipsedik çünkü köyde öyle bir ekmek yok. Meğer fırın ekmeğiymiş. Köydeki Şehmus dedi ki ona, o Şehmus'a, bu ne? Dedi ki, bu bizim fırından çıkan ekmek. Bana biraz verir misin? Vermem dedi. Israr edince dedi ki, kafanı okulun duvarına vurursan veririm. İnanın, böyle bir koç misali geri geri çekildi ve kafasını oraya vurdu. Bir parça kopardı verdi, dedi ki, kafam ağrıdı, biraz daha fazla ver. Yani bu, o günün fotoğrafını çeken bir hatıra olarak, bir de şimdikine baktığımız zaman kıyas kabul etmiyor. Yani doğu batı kadar birbirinden ayrı. O kadar nimetleri yağdırıyor Yüce Allah üzerimize. Tabii israf ve ekonomik davranma konusunda hepimizin kulağına küpe olsun. Nereden nereye? Bir misal daha arz etmek istiyorum bizim köyden. Hepimizden belki o gün yaşayanlar genellikle öyleydi. Keşke hastalansak da annemiz arayıp bize bir elma bulsa. Çünkü hasta olan kimse nazlıdır. Anne olunca anne yüreği bambaşkadır. Köyü birbirine katar mutlaka bir elma bulur. Bir de şimdikine bakalım pazarlarımızda. Bir semt pazarı mesela elhamdülillah bütün Konya'mıza yetiyor. Sadece bir pazar. Köyde ilkokulu bu şartlar altında bitirdim. Nasip oldu, rahmetlik abim Adana'daydı, beni İmam Hatip Okulu'na kaydetti. Adana İmam Hatip Okulu. Gittim oraya başladım, abimin evinde kalıyordum. Ve İmam Hatip Okulu'nu okurken birkaç ev değiştirdim. İşte ablamgil, dayımgil, abimgil, o günün şartları. Hamdü senalar olsun 7 yıl İmam Hatip Okulu'nu da Adana'da bitirdim. Ondan sonra sınavlara girdik. Sınavlara girdik ve bir haber geldi ki biz kazanamamışız. Acaba ne yapsam? İmam Hatip Okulu okuduğum sıralarda bir tuz fabrikası vardı. Orada çalıştım. Yazın tabii. Bir gün tuzu aşağıdan kazarken üzerime düştü.
iyi hatırlıyorum. Vücudu çok ağır tuz malumunuz. Ve üzerime düştü. Bir iki kişi geldi beni çıkardı. Vücudumda yani tuz taneleri böyle iz yaptı bayağı. Hamallık yaptığımız da oldu. Paşa Bahçe cam fabrikasında çalıştık. Derken hamdü senalar olsun İmam Hatip'i bitirdim. İmam Hatip'in çok kaliteli olduğunu düşünüyorum ben o günlerde. Çok da çalışıyorduk doğrusu. Mesela Sucuzade Mahallesi'nde veya Koca Vezir Mahallesi Adana'nın orada bir cami vardı, yeni cami. Eniştemin evinin karşısındaydı. Herkes yattıktan sonra kapı girişinde bir koruma vardı, korumalık beton. Orada bir ampul vardı. O ampul yanıyordu. Belki güvenlik için, belki oradan geçenlere katkı olsun diye. Ben o ampulün altında ders çalışıyordum. Şükürler olsun. Niçin? Eniştemin bir odası vardı. Lambayı yakıp ders çalışma imkanı yok. Orada çalışıyordum. Derslerimize çalışıyorduk. Derken Konya için sınava girdik. Yani Konya'yı hedefliyordum ama kazanmadığımızın haberini aldık. Üzüldüm tabii. Daha sonra bir arkadaş aradı. Senin de ismin var kazananların içinde. Ve o gün Konya'ya geldim. 1974 aşağı yukarı. Konya'mız böyle büyük bir ilçe gibiydi o zaman. Ben çok dolaşmazdım. Yine ders çalışmayı severdim ama ara sıra gördüğüm yerler böyle diyelim şimdiki kule sitenin yerinde belki karşıda işte garaj vardı veya orada garaj vardı. Karşıda yine cami vardı. Ondan sonra pek bir şey yoktu. Tabii Konya'ya geldiğim zaman uzun harmanlarda bir ev kiraladık. Evde hiçbir şey yok. Ama hiçbir şey yok. Sadece bizim bir battaniye ile bir iki kitap, bir iki işte ufak bir çanta. Bir iki gün orada bir iki arkadaşla kaldık. Sonra Meram Yeni Yol'da Ali Dede Camisi'nin yanında bir yer vardı. Orayı kiraladık. Daha doğrusu oradan bizden kira almadılar o günün komşuları, Allah razı olsun. Camide ara sıra ezan okuyorduk, kâmet getiriyorduk, namaz kıldırıyorduk. Onun karşılığında bizden kira almadılar. Çok da hoş günlerimiz geçti. 3-4 arkadaş beraber orada kaldık. Daha sonra eski yola intikal ettim. Orada bir ev kiraladım. Sonra yine yeni yola geldim, bir ev kiraladım. Tabii o günün şartlarında Konya'nın karı da hatırı sayılır bir kar idi. Okula yayan gidip geliyorduk. Bazen de otobüse biniyorduk. Rahmetlik abim bana bir bisiklet gönderdi Adana'dan. Onu kullanıyordum. İyi de kullanıyordum ve tutmadan kullanıyordum. Ellerimiz üşüyor, cebimize koyuyoruz veyahut da elimizde bir şey tutuyoruz. O kadar bisiklet sürmeyi öğrenmiştim ki zevkim de var, zevk de var. Böyle tutmadan gidip geliyorduk. Sonra o bisikleti abime geri iade ettim. Bir latife olsun diye arz ediyorum. Bisiklet çalındı. Abim dedi ki ben bizim mahallenin hırsızını bile gönderdim, o bile bulamadı. Öyle bir bisiklet hikayesi var. Yüksek İslam Mensubu'nun kütüphanesine yakın bir oda vardı. En son oraya intikal ettim. Hem kütüphaneye yakın olayım dedim, hem de orada beni idare ettiler, Allah razı olsun. Hocalarımız gerçekten kaliteliydi. Yine derslere çok çalışıyordum. Başta Elmalı Hamdi Yazır merhumun tefsiri olmak üzere tefsirlere bakıyorduk, hadislere bakıyorduk. Son yıl branşlaşma oldu. Branşlaşmada benim hisseme tefsir ve hadis düştü. O günden bugüne tefsir ve hadise merakım, sevgim biraz daha fazla diğer ilimlere ve dallara göre. Hamdü senalar olsun. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, az da olsa yaşamaya, anlatmaya çalışıyorum elhamdülillah, elimden geldiği kadar. Malumunuz Resulullah Efendimiz'in bir hadisi var aleyhissalatu vesselam. Buyuruyor ki kun alimen ev mutaallimen ev muhibben ev mustemi'an ve la tekun khamisen fetehluk. Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya seven ol, ya dinleyen ol. Tabi hepsi olursa daha iyi ama en azından bunlardan biri. Beşinci olma, helak olursun. Ben bu beşinciyi merak ettim.
Bir gün bir hadisin bir hadis kitabının içinde şerhinde buldum. Buğz etme. Buğz etmek yıkımdır. Hele insan dinleyemedi, anladık, işi var, gücü var vesaire. Öğrenmedi veya öğretmedi. Fakat dinleme imkanı da bulamadı. Ama uzaktan sevebilir. Uzaktan sevgi mesafeleri kısalaştırır. O kişi niye buğz ediyor ki? Onun için bu gibi şeylere, işte gerek ilme, gerek alimlere, gerek öğrenenlere, öğretenlere, ki en hayırlı bunlar zaten Resulullah Efendimiz'in hadisi, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Şimdi en hayırlıya buğz etmek insanı en tehlikeliye götürür, öyle ya. Her şeyin puanı ayrı. Dolayısıyla tefsir ve hadise merakım vardı hala. Yani görevdeyken de okumaya çalışıyordum. Şimdi de hamdü senalar olsun günde birkaç saat okumadan anlıyorum, anlamıyorum. O ayrı bir konu ama mutlaka okuyorum. Çünkü kitaplarla haşir neşir olmak, kitapları yazan ve onların arka planında olan büyüklerimizin sevgisini insanlara kazandırıyor. Hala okumaya devam ediyorum. Derken İslam Enstitüsü'nü zamanında bitirdik, sınıfta kalmadan. Çok değerli hocalarımız vardı. Vefat edenlere Yüce Allah rahmet eylesin. Hayatta olanlara sağlık, afiyet, ihsan eylesin. İsimlere geçmeyeceğim ama çok değerli hocalardı gerçekten. Gerek tefsir, gerek hadis, gerek tasavvuf, gerek diğer branşlardaki hocalarımız. Ve bizimle çok ilgileniyorlardı. Yani bizimle ilgilenmeleri, bize değer vermeleri ile eş anlamlı malum. Biz yani elimizden geldiği kadar iyi yetişmeye çalıştık o günün şartlarında. Bunun dışında bazı kardeşlerimiz Arapça okuyor ve okutuyordu. Yani bana gelip okuyanlar olduğu gibi benim gidip okuduğum hocalarımız da vardı. Dolu dolu geçirmeye çalıştık vaktimizi İslam Enstitüsü'nde, Yüksek İslam Enstitüsü'nde. Tabii son zamanlarda ilahiyat olsun diye bazı işte gösteriler oldu vesaire. Sonra ilahiyat oldu. Şükürler olsun günümüzde gerek İslami ilimler, gerek ilahiyatlar çoğaldı. İmam hatipleri saymak mümkün değil. Hamdü senalar olsun. Dolayısıyla okul hayatı böyle bitti kısa ve özet olarak. Daha sonra o gün görev almak çok kolaydı. Mesela İslam Enstitüsü'nü bitirdik. Bir sınav açıldı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Gittik sınava katıldık. Yazılı ve sözlüydü yanılmıyorsam. Başarılı olmuşuz. Şimdi daha askerlikte yapmamışım. Tayin olacağız. Ankara'ya gittim. Nereyi istiyorsun dediler. Tabii Türkiye'nin her tarafını tanımıyorum. Kendi memleketimi, işte Mardin, o civarları biliyorum. Bir de Konya. Konya'ya vermeleri mümkün değildi gibi o günler için. Mardin'de bir ilçe vardı, Ömerli. Küçük bir ilçe, Mardin, Midyat yolu üzerinde, şirin bir ilçe. Suyu güzel, yoğurdu güzel, pekmezi güzel, üzümü güzel. Mardin'e de yakın, Midyat'a da. Ben zaten Midyatlıyım, onu arz ettim. Ara sıra gidip geliyordum vesaire. Oraya tayinim çıktı. Müftülük hükümet konağındaydı. Bir iki odası vardı sadece. Birisinde müftü bey oturuyor, birisinde memur arkadaş ve işte hizmetli veya şoför oturuyordu. Orada 6 yıl kaldım aşağı yukarı. Çok güzel günlerimiz geçti ama çok güzel. Arabamız yoktu, müftülüğümüz yoktu fakat gönlümüz çok huzurluydu, rahattı. O günlerde bazı amirlerle ufak tefek pürüzlerimiz oldu. O gün, o tarihi düşünün, 79-80. Fakat hamdü senalar olsun, onlar bizi anladıkları zaman daha da yakınlık gösterdiler. Yakınlık göstermeyen de pek zarar veremedi, onu da söyleyeyim. Oradayken askere gittim, kısa dönem 4 ay Burdur'da askerlik yaptım. Zannediyorum 112 gün, 8 gün izin vardı her ayda 2 gün. Onu da ya asker ocağında ben o günlerde bile saygı duydum. İşte İslam Enstitüsü mezunu, müftü falan. Hatta batarya komutanı, ya bir arkadaş vardı, Mardinli mi, Adıyamanlı mı? Bir gelsin bakalım. Ben çıktım, buyurun komutanım. Dedi ki sen askere bir şeyler söyle, onların da soruları varsa cevaplandır. Hamdü senalar olsun, o gün yine öyle güzel bir şey oldu. Ve devam etti bu.
Bir iki Müslüman olmayan arkadaş vardı asker ocağında. İnanın onların da sevgisi ve saygısı bana, şahsıma vardı. Tabii başka arkadaşlar da var ama ben kendimden bahsettiğime göre benimle ilgili olan budur. Ya saygı duyuyorlardı. Mesela sigara içiyor iseler ben gittiğimde söndürüyorlar. Oturuyor idiseler ayağa kalkıyorlar. Allah Allah. Peki. Yani o günde saygının, sevginin ne olduğunu idrak edecek yaştaydık çünkü. 6-7 müftülük yapmışım falan. Aklıma bir şey geldi. Şefaatlı'dan bir hatıra. Tabii Ömerli'den sonra Şefaatlı'ya geldim. Şefaatlı'da uzun kaldım. O zaman rotasyon pek yoktu. Bir de çok rahattık. Şikayet falan da olmadı, bir şey olmadı. Hamdü senalar olsun. 13-14 yıl kaldım. Şefaatlı, Kayseri, Yozgat ve Ankara, Kırşehir arasında şirin bir ilçe. Biraz çukurda ama güzel insanlar var gerçekten. Bir gün Seydişehir'deyken, yanılmıyorsam Seydişehir'deydim, ziyaret için Şefaatlı'ya gittim. O günlerde zannediyorum genel seçimler olacaktı bir ay sonra mesela veya iki ay sonra. Rahmetlik oldu bir arkadaşın dükkanında otururken çok güzel giyimli iki kişi girdi. Selam verdiler, selamlarını aldık, ayağa kalktık. Dükkan sahibi dedi ki, bu bizim sabık müftümüz. Çünkü Şefaatlı'dan ayrılmış gitmiştim. Bu da Yargıtay hakimi, bir de oğlu. Oğlu adaymış, bir siyasi partiden aday. Merhabalaştık, biraz sohbet ettik. O Yargıtay hakimi beyefendi dedi ki, hocam dedi, eskisi gibi din adamlarına saygı yok. Dedim ki, sayın hakimim müsaade ederseniz ben size katılmıyorum. Niye dedi? Dedim ki, yani şükürler olsun cebimizde bir miktar paramız var ama inanın ben tıraş olunca Şefaatlı'lı bir vatandaş, oradaydım, oradan misal verdim. Türkiye'nin her tarafı aşağı yukarı böyle. Ben tıraşımı bitirdikten sonra berbere para uzatıyorum, senin paran ödendi diyor. Kim ödedi? İşte senden önce veya senden sonra tıraş olacak veya senden önce tıraş olan. Allah Allah. Beni pek tanımıyor ama ve sakal takke olunca, özellikle sakal vardı çünkü askerden sonra hiç kesmedim. Ona saygısı var. Yoksa benim kim olduğumu, ne olduğumu bilmiyor. Alnımda bir şey yazmıyor. Dolmuşa biniyoruz, bakıyoruz paramız ödendi ve buna benzer. Veya bir lokantada yemek yiyoruz. Ben öyle deyince hakim bey, hocam dedi, sen dedi Abdülbaki Keskin Bey'i tanıyor musun? Tabii tanıyorum dedim. O zaman kutlu doğumdu, şimdi Resul Efendimiz'in mevlid haftası oldu malumunuz. Ben onu çağırdım dedim. Albaki Bey ismini veriyorum çünkü kıssanın iyi anlaşılması için isim de iyi olur. Birkaç dili vardı, hafızdı. Farsçası, Arapçası, İngilizce, Fransızca hepsi vardı. Çok da peygamber aşığı bir insandı Aleyhisselam Efendimiz. Tanıyorum dedim. Dedi ki ben burada hakim idim. O da Kayseri'de okuyordu Yüksek İslam Enstitüsü'nde. Vaizdi, gidip geliyordu Şefaatlı'ya. Evet dedim. Dedi ki, tabii kaymakam bey var, doktor bey var, efendim hakim bey, savcı bey, hepsi var. Bir gün dedi buraya bir ilk öğretim müfettişi geldi okulları teftiş etmek için. O bir okula gitti. Tabii müfettiş bey bir şeyler anlattıktan sonra öğrencileri tanımak istedi. Yavrum sen kalk bakalım, kalktı. Adın ne filan falan soyadı. Ne olmak istiyorsun? Hakim. Sen ne olmak istiyorsun? Doktor. Sen savcı. Peki sen? Hoca. Hoca olmak istiyorum. Öğretmene demiş ki kim bu? Bu demiş kaymakam beyin oğlu. O günün müfettişinin dikkatini çekmiş bu. Doğrusu azıcık dikkat çeken bir mesele. Doğru kaymakam beye gelmiş. Hakim bey anlatıyor. Beyefendi demiş, sıradan vatandaşın çocukları savcı, hakim olmak isterken senin çocuğun hoca olmak istiyor. Niye? Kaymakam bey olgun bir insan. Demiş ki gelsin soralım. Kendisi, hani Araplar diyorlar ki, sahibul beyti edra me fih. Ev sahibi evdekini daha iyi bilir.
bir sonra. Onlar konuşurken öğrencimiz içeri giriyor. Tabii müfettiş beyi tanıyor, kaymakam beyine soruyor. Oğlum amcanı tanıdın mı? Evet, kim? Bizim okula geldi müfettiş. Peki sana bir şey sormuş, ne demişsin? Hoca olmak istiyorum dedim. Peki niye? Baba demiş, sen doktor amca, hakim amca, savcı amca otururken kim gelirse ayağa kalkmıyorsunuz. Sigarayı da söndürmüyorsunuz. Ama Abdülbaki amca gelince hem yerinizden kalkıyorsunuz hem de sigarayı söndürüyorsunuz. Ben toplumda böyle saygın gören bir hoca olmak istiyorum. Hakim Bey'in bu söylediği şey biraz beni teyit etti doğrusu. Çay içtik ve oradan tabii ayrıldık. Böyle güzel bir hatıra. Şefaatli'de 14 yıl kaldım. Her gün diğerinden güzel, her yıl, her ay diğerinden güzel. Sonra rotasyon diye bir şey çıktı. Ve tayinimin çıkması gerektiğini söyledi yani haklı olarak. Peki, saray önüne tayinim çıktı önce. Burdur'un bir ilçesi vardı, biraz dağda Burdur. Çok güzel bir yer malum ama Burdur demişim, Bolu. Bolu. Evet, Bolu. Oraya uzak diye gitmedim, sonra saray önü çıktı. Gittik baktık nasip olmadı derken Seydişehir çıktı. Ve Seydişehir'de de tam 9 yıl kaldım. Çok da güzel günlerimiz geçti. Seyyid Harun Veli Hazretleri var orada. Abdullah Efendi var, alim bir insan. Beri tarafta Muhammed Bozkırı Hazretleri var. Gerçekten değerli insanlar. Muhammed Bozkırı, yani Memiş Efendi diye bilinen Muhammed Kutsi. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin de halifesidir. Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri görüşmüştür. Ama son 40 gününü Şam'da Mevlana Halid-i Bağdadi dedikleri meşhur zatın yanında kaldı ve onun halifesidir aynı zamanda. Seydişehir'e gidip gelirken bir vefa olarak da ziyaret ediyoruz hem onu hem Seyyid Harun Veli hem de Abdullah Efendi. Çok güzel günlerimiz geçti Seydişehir'deyken. Derken bir gün meramın boş olduğunu öğrendim. Bir iki Diyanet yetkilisi hocamızla görüştüm. Biraz da raporlarım vardı. Hastaneye gelip gidiyordum. Dedim benim meramda olmam benim için de çok iyi. Yoksa hizmet büyüdükçe insanın başı ağrıyor ama ben buna talibim. İnşallah üstesinden gelirim diye. Hakikaten bilmiyorum ama söylenen şuydu. 100 kişi müracaat etmiş ama sana nasip oldu. Elhamdülillah. Ve Konya'mıza İslam Üssü'nü okuduğumuz şehrimize geldik. Tabii bir heyecan verici. Daha o gün geldiğimde hocalarımız vardı. Tebrik etmeye geldiler. Ben de tabii onlara son derece saygı gösterdim. Adlarını sayabilirim şüphesiz. Birkaç hocamız rahmeti rahmana kavuştu. Çoğu kavuştu tabii. Ve ben Konya'da Meram'da göreve başladım elhamdülillah. Meram büyük bir yer, özellikli bir yer. Hocaları çok. Tabii bir iki il müftüsü hocamızla da beraber çalıştık. Gerçekten güzel insanlardı. Yani ennâsü ecnâs, kimi şöyle, kimi böyle. Ama şairin dediği gibi ibaratuna şette ve husnuke vâhidun ve kullun ile zâkel cemâli yuşîru. İbarelerimiz ayrı olabilir ama senin güzelliğin tek. Biz hep senden bahsediyoruz. Yani o müftü hocamız da, o müftü hocamız da şüphesiz bu dini hizmetin daha ileri aşamaya taşınması için bu bayrağın, efendim bu toprakların, bu coğrafyanın selameti için gayret ettiklerine inanıyoruz. Ve kendimi bir denizin içinde buldum gerçekten. Seydişehir sadeydi o zaman. Şefaatli daha da sadeydi. Bir de bakıyorsunuz Konya'dasınız. Meram'da değilsiniz ama Konya'dasınız yani. Evet Meram'dasınız fakat aynı zamanda Selçuklu, Karatay. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hocalarımız ve daha başka yerlerden gelirdi. Bazılarına Farsça, bazılarına Arapça tercümanlık yapıyordum dış ülkeden gelenlere. Toplantılar oluyordu. Görevlerle toplantılarımız çok güzel geçiyordu. Yani şu görevliyle görüşmek istemiyorum diyeceğim kimse yok. Hepsi hatamızla, sevabımızla aynı kazandan yemek yiyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Zaten çok meşhur bir zat var. Seyyid Taha Hakkari rahmetullahi aleyh. Yanılmıyorsam ona demişler.
Senin amcan ve hocan nasıl? Seyyid Abdullah'tan dolayı. Onun bir amcası ve hocası sayılan amcası. Demiş ki hiç kusuru yok ama sevmeyeni de yok. Yani herkesin sizi sevmesi bir çeşit kusurdur. Bazıları mutlaka gücenecek. Misal, siz iki kişinin arasında bir meseleyi çözerken mutlaka birisini haklı öbürünü biraz az haklı veya haksız göreceksiniz. Doğrusu da bu, haksız gördüğünüz size pek tabii biraz gücenecek ama sonra kalpler Allah'ın elinde olunca eminim diyecek ki hocam doğru söyledi, benim gücenmeye hakkım yok. Yani bütün arkadaşlardan, müezzinlerden, imamlardan, vaizlerden gerçekten memnunum. İl müftülerimizden, arkadaşlarımızdan, ilçe müftülerimizden. Ara sıra ilçelerde toplantı olurdu. Tabii ta Ereğli'den efendim ta uzak olan Cihanbeyli'ye kadar, Kulu'ya kadar. Konya'nın satı malum bayağı elhamdülillah geniş. 300 kilometre yol kat edenler vardı. Mesela oradan Emirgazi'ye veyahut da Ereğli'ye gelen mutlaka 250 kilometre yol kat ediyordu. Ama bu hoşumuza gidiyordu çünkü ayda bir en az birbirimizi görüyorduk. Müminler birbirini görünce biraz da böyle mümtaz bir tabaka, yani vatandaş bize öyle bakıyor. Biz öyle olmasak bile hoca diyor, işte müftü diyor, vaiz diyor, az önce arz ettiğim gibi bir çeşit saygısını gösteriyor. Tabii o saygıya mahal olmak çok önemli bir şey ama مَا لَيُدْرَكُ كُلُّهُ لَيُدْرَكُ بَعْدُهُ tümü terk edilmeyen şeyin bazısı da terk edilmez kabilinden. Hatta عِنْدَ ذِكْرِ الْعَمَا يُسْتَحْسَوْ الْعَوَرُ körlüğün yanında şaşlık nimettir. Yani Ömer Nasuh'u bilmen gibi, Allah rahmet eylesin, efendim öbür hoca efendi gibi, öbürü gibi olmak mümkün değil ama o yolda olmak çok güzel bir şey. O heyecanı duymak güzel bir şey. Halka hizmet, hakka hizmet olduğunu gerçekten insan inandığı zaman, mesela hacca ümreye gittiğimizde bunu çok iyi hatırlıyorum. Siz hacılara, ümrecilere, yüce Allah'ın misafiri, Resulullah Efendimiz'in misafiri gözüyle bakarak hizmet ettiğinizde acil ve muaccel ve müeccel dediğimiz gibi hemen ve sonra faydasını görüyorsunuz ki asıl faydası ahirette tezahür edecek inşallah. Ama nasıl olsa bir daha geleceğim. Bu hacılarla nereye varılır? Bu ümrecilerle nereye varılır? Bu görevlerle nereye varılır dendiği zaman Cenab-ı Hak bunu pahalıya ödettirdiğinde hem duydum birilerinden hem kendimde bir çeşit yaşadım. Onun için halka, insana değer vermek kanaatimce yüce Allah'ı razı eden amellerdendir. Çünkü evet halkı razı etmek mümkün değil ama siz onlara kolay göstereceksiniz. Yüce Allah'ı sevdireceksiniz, dini sevdireceksiniz. Bu çok önemli. Resulullah Efendimiz iki kişiyi Yemen'e gönderdiğinde buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Beşşira ve la tunaffira yessira ve la tuassira. Bu müthiş bir düstur. Yani Resulullah Efendimiz orada ciddi bir açıklama yapmadı. Umumi olarak halka kolaylaştırın. Halka nefret ettirmeyin, sevdirin. Efendim müjdeleyin gibi çok mübarek sözleri var. Peki Peygamber Aleyhisselam Efendimizin vekili ve varisi olduğunu iddia eden bizim bu kesim de elbette böyle davranmalı. Ha ara sıra celallenebilir vaazda, hütbede. O da halkın menfaati için. Çünkü Resulullah Efendimiz bunu da yapıyordu. Bazen haramlar çiğnenince, farzlar ihmal edilince mübarek yüzünün kıpkırmızı kesildiğini minberde okuyoruz. Ve ashab-ı kiram ve müteakip nesiller bize naklediyor aleyhissalatü vesselam. Bütün hayır selefi salihini takip etmektedir. Bir akaid cümlesi olarak وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ وَكُلُّ شَرٍ فِي اِبْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ bütün hayır selefi salihini taklit etmekte ve takip etmekte mevcuttur. Selef deyince akla ilk üç asır geliyor doğrusu. Ashab, tabi'in, tebe-i tabi'in. O gün yaşanan din özgün dindir. Muazzam bir dindir. Aslında her görevli o dini günümüzün gerçekleriyle tezat teşkil etmeden, aykırı ses çıkarmadan bir uyuşma, bir telafi içinde anlatması mümkündür. Akif'in buyurduğu gibi asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. İslam'dan taviz vererek değil, böyle kolay kalıplara sokarak anlatmak. El-hakâiku murra, fes-ta'îru leha hıffetel beyan.
Alimler diyorlar, hakikatler acıdır. Onu karşı tarafa aktarırken biraz hafifletici, biraz hafifletici olun ki karşı taraf ezilmesin. Nasihat ederken onun sırtına büyük büyük yüklemeyin. Münazaa ve münakaşa konusunu açmadan, tamam kardeşim sen öyle diyorsun değil mi? Evet ben de öyle diyorum, saygım var, hadi hayırlı günler deyip meseleyi bitirmek çok güzel bir şey. Aksi takdirde o hale gelir ki insan sonra dizini döver ve der ki keşke bu işi uzatmasaydım. Onun için münakaşa İslam'da haklı bile olsanız çok makbul bir şey değildir. İlmi konular bunun dışında. İlmi konularda insan elbette didik didik araştırır, gider gelir vesaire. Hele kişi haksız olduğunu bildiği halde münakaşayı uzatırsa o daha da tatsız olur. Şimdi Meram'da çok güzel günlerimiz geçti derken bir gün bir haber geldi ki Şırnak il müftüsü oldunuz. Aa ne güzel. Öyle bir bölgede biraz yaşamak istiyordum doğrusu. Biz doğma büyüme Arapçayı konuşuyoruz. Kürtçeyi de biliyorum biraz. Farsçayı da elhamdülillah okuduk. Ve Şırnak'a gittim. Gerçekten çok güzel insanlar var. Nasıl? Güzelliğine delil şu. Sizin yanınıza iki grup geliyor. Dava için. İşte iddia yani davalı davacı. Siz müftü olarak oturuyorsunuz. Gerek Türkçe gerek Kürtçe bilmeyenler var çünkü. Anlatıyorlar. Bazen sesleri yükseliyor. Öbürler diyorlar ki susun. Utanmıyor musunuz? Seyda'nın yanındayız. Müftü Bey'in yanındayız. Nasıl sesinizi kaldırırsınız? Böyle bir saygınlıkları var. Ailevi yapıları güzel insanlar, cömert insanlar. Tam böyle sıkıntı olduğu yıllarda ben oradaydım. Cizre'ye taşındık. Daireler olarak. Ve Şırnak'ta böyle bugün şükür çok güzel bir Şırnak oldu. Biraz sıkıntılar oldu bir 5-6-7 ay. Tabii bütün Türkiye'mizin malumu o günler böyle biraz sıkıntılı günlerdi. Hamdülillah olsun atlattık. Ve gerçekten oraya öyle hizmetler geldi. Dicle'nin kenarına insanlar artık oturabiliyor. Dağlarına, bağlarına gidiyorlar. Gece bile yaylaya gidiyorlar. Hamdülillah olsun tabii. İşin bu safhaya, bu güzelliğe gelmesinde katkısı olanlardan Allah razı olsun. Halkta gerçekten hala görüşüyoruz, hala telefonlaşıyoruz. Ne zaman gelirsiniz, buyurun gelin diyenler var elhamdülillah. Çünkü ben onların dillerini biliyorum, mezheplerini biliyorum, meşreplerini de biliyorum. Ve bir sıkıntı yaşamadım elhamdülillah. Ve bir sıkıntı yaşamadım. Derken tam 3 yıl orada bittikten sonra kendim gidip geliyordum. Ailem Konya'daydı. Bazen kızım geliyordu, bazen ailem geliyordu ama ailem gelse de çocuklar burada yalnız kalıyordu. Gerçi küçük çocuk yok ama annenin veya babanın varlığı muazzam bir güven veriyor çocuklara. O günkü yetkililere dedim ki ben emekli olmak istiyorum. Emekli olmak istedim ama kabul etmediler. Dediler ki sen çalış, Konya'ya mı gelmek istiyorsun? Evet, seni Konya'ya alalım. Başkanlık vaizi olarak devam et, Ankara'ya da gelmene gerek yok falan. Allah razı olsun dedim, çok iyi oldu. 3 yıl da böyle geçti, 3 yıl böyle kaldık efendim. Ondan sonra yaştan emekli oldum. İslam Üniversitesi'ni Konya'da okudum 4 yıl, Meram'da 6 yıl, Seydişehir'de 9 yıl derken aşağı yukarı 20-25 yıldır buradayım. Tabii burada okul arkadaşlarımız var, hocalarımız var. Asker arkadaşlarımız var, görev arkadaşlarımız var, daha başka arkadaşlarımız var. Bazı sohbet gruplarımız oluyor, haftada 3-4-5 yerde oluyor bazen. Birisi de burası, her salı burada. 40-50 arkadaş teşrif ediyor. Aşağı yukarı 1 saat, 1,5 saat oturuyoruz ve dağılıyoruz. Yüce Allah'a ne kadar şükretsek az. Nimetler üzerimize yağıyor, bizi ihya ediyor ve habire müzdad oluyor. Bizim de sıkıntılarımız, günahlarımız Allah'a yükseliyor ama ona hiç zarar vermiyor. Onun affı engin, rahmeti kuşatıcı. Biz onun rahmetini içinde dönüp dolaşıyoruz. Mevzumuzun, konumuzun, bu görüşmemizin sonuna doğru gelirken bir iki hususu arz etmek istiyorum. Birisi Hazreti Mevlana'dan, Allah rahmet eylesin, doğrusu herkese yol gösterir bir şiiri var. Herkese ama.
Yani şöyle diyelim, akil bali olup hangi yaşta olursa olsun herkese. Diyor, buyuruyor ki ze ibtidai kar ahir rabibin ta ne başı tu peşiman yumidin akilen khud nevhaha evvel künend cahilen ahir beser bermizenend. Müthiş bir şey. Diyor ki sonu baştan gör. Sonu baştan gör ki din günü pişman olmayasın. Akıllı insanlar önceden ağlarlar. Affedersiniz, cahil insanlar sonradan pişmanlıktan başını taşa vururlar ama iş işten geçer. Dolayısıyla böyle bir memlekette yaşıyoruz. Yok yokların içindeyiz. Cennet vatan diyoruz, gerçekten doğru. Gerek giderek, gerek duyarak çok ülke duyduk ama bu ülke gibisi yok. Vaazlarımızda, konuşmalarımızda acizane şunu arz ediyorum. Mekke, Medine hariç, ora başımızın tacı. Birisinde Yüce Allah'ın evi, Kâbe'miz, birisinde Resulullah Efendimiz. Bunun dışında bu cennet vatanla ölçebileceğimiz, mukayese edebileceğimiz hiçbir yer yok. O zaman biz merhum olmalıyız, mahrum değil. Pınarların başındayız, maddi, manevi pınarların başındayız. Pınarların başında olan insan içer. Biz de içmeliyiz, mahrum kalmamalıyız. Hatta pınarın başında ölene belki rahmet de okunmaz. Ya niye su içmedi? Elhamdülillah, zahiri ve manevi anlamda ülkemiz nehirler, pınarlar ülkesi. Devletler kuran bir devletin vatandaşıyız. 600 yıl İslam'ı gerçekten elinden geldiği kadar yaşayan, temsil eden, sevdiren ecdadımız vardı. Biz de iyi kötü onların torunlarıyız. Yani torunlarıyız, hamdü senalar olsun. Dolayısıyla elimizdeki imkanları maddi manevi güzel kullanarak sonu baştan görmeliyiz. Tabi son dediği nedir Hazreti Mevlana'nın? Kanaatimce ahireti kastediyor. Yani o gün Allah'ın huzurunda duracağımız günü hesaba katalım. Çünkü dünyayı bilen aldanmaz. Ahireti bilen ve inanan aldatmaz. Kimseyi aldatmayalım, aldanmayalım da. Mümkün olduğu kadar. Ama hiç olmazsa aldatmayalım ve hazırlık içinde olalım. Bu sıhhat, bu afiyet, bu bayrağın dalgalanması, bu vatan, bu ezanlar, bu kardeşlik. Nerede? Nerede yani? Elimizde hepsi elhamdülillah. Bundan istifade edip sonu baştan görelim ve gerekeni yapalım diyorum. Bu birincisi. İkincisi, bir gün bir kitap okudum. Sahibin adını biliyorum ama söylemeyeyim. Kitabın bir özeti var şu. Madem dünyaya geldik, geldiğimize değsin. İnanın çok kıymetli bir cümle. Bunu ben şöyle bir misalla arz edeyim. Diyelim ki bir kafile olarak hacca gittik, ümreye gittik. Kafilemizde 250 kişi var, 100 kişi Aksaray'dan. Öyle diyelim. Bir gün tabii döndükten sonra, orada bir ay kalmışız, döndükten sonra 6 ay geçti. Aksaray'daki kardeşlerimiz bizi davet ettiler. Biz de bir otobüs, iki otobüs tuttuk, gittik. Öyle külfetli bir sofra hazırlamak için gayret içinde ki, çok, yani 300 kişiye yetecek yemek var. Ben de kafile başkanıyım, misal. Kahve içtik, çay içtik, ben de diyorum ki size, hacılarıma, ümrecilerime, hazırlanın dönüyoruz. Her hacının hakkı doğar ki şunu diyecek bana, hocam Aksaray'a geldiğimize değsin. 150 kilometre geldik, 150 döneceğiz. Bir ay mukaddes topraklarda kaldık. 6 aydır görüşemedik, hasret giderin. Bir de adamın yemekleri pişiyor. Haklıdır, %100 haklıdır. Madem Aksaray'a geldik, geldiğimize değsin. Hah, madem dünyaya geldik, geldiğimize değsin. Ne gerekirse yapalım. Yani gücümüzün yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar maddi, manevi. Çünkü bugün var, yarın yok. Yani sebepler Yüce Allah'ın elinde. İstediği zaman istediğini yapar. Madem biz sağlık, afiyet içinde, hürriyet içinde vatanımızdayız elhamdülillah. Yok yokların içinde az önce arz ettim. Bir semt pazarı bütün Konya'ya yetiyor. Ve dahası. Öyle bir sofra çekti ki Yüce Allah. İnanan da yiyor, inanmayan da. İstifade edelim ve dünyaya geldiğimize değsin bir hayat yaşayalım ki Yüce Allah cümlemize bunu nasip eylesin diyorum. Tabii gençler, Yüce Allah Celle Celaluhu bir kutsi hadiste buyuruyor ki ben üç kişiyi severim, üç kişiyi daha çok severim. Üç kişiye buğz ederim, üç kişiye daha çok buğz ederim. Etti 12. 3. Bunların içinde gençler de var. Ben taat ve ibadet yapan genci severim.
ama ben taat ve ibadet yapan ihtiyarı severim ama böyle yapan genci daha çok severim. Dolayısıyla gençlikte yanlış yapma temayülü belki daha fazladır. Buna rağmen gençler Kur'an'ı ve sünneti düstur edinerek maziye ve mevcuda, hale ve istikbale bakarak bir sentez yaparlar, akıllarını kullanır ve büyüklere saygı, küçüklere saygı, sevgi gösterirlerse bu güzel ömrün, yani gençlikte geçen ömrün kadru kıymetini bilip okurlarsa, öğrenirlerse, kendilerini geliştirirlerse bir de lazım değil, müteaddi olmalarında fayda var. Arapçada fiiller var. Lazım, yaptığı iş kendinde kalıyor. Müteaddi yaptığı iş başkasına sirayet ediyor. Bu gençler sadece kendilerini değil, bu vatana, bu memlekete, bu millete ve bu ümmete hizmet etmeyi şiar edinirlerse bir kuşla çok, bir taşla çok kuş vururlar. Ve Yüce Allah'ın da rızasını kazanırlar. Çünkü Yüce Allah taat ve ibadet yapan genci sever. Allah'ın sevgisi bütün nimetlerin, derecelerin üstündedir. Yüce Allah tarafından sevilmek ve O'nun mübarek zatını sevmek, hele O'nun tarafından sevilmek. Bir soru sorulsa cevabı şudur. Sevmek, Allah'ı sevmek mi daha önemli, O'nun tarafından sevilmek mi? O'nun tarafından sevilmek. Zaten O sevmese kişi sevemez. O tövbeleri kabul etmese kişi tövbe edemez. Ana vana kapalıysa, ne tali vanalardan ne de musluklardan su gelmez. Ama ana vana açık olursa er geç inşallah sahili selamete çıkılır. Dolayısıyla gençlerimizi büyük bir istikbal bekliyor. Bir de Türkiye'yi okusunlar, bilsinler, dini bilsinler, akaidi, ibadeti, ahlakı bilsinler, Türkiye'yi bilsinler, dünyayı bilsinler. Yetmiyor çünkü Türkiye'yi bilmek. Bugün Türkiye dünyanın içinde şükürler olsun iyi bir konuma gelen muazzam bir ülkedir. Onun da iftiharını yaşasınlar, okusunlar, okusunlar, okusunlar diyorum ve onların muvaffak olması için Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Gerek onlar, gerek gençlerimiz, çocuklarımız, yaşlarımız, herkeste hayır var. Hepsi bir arada 29 harf gibidir. 29 harften hangisini atarsak alfabe eksik kalır. İnanın bu memleketin günahkarı da olabilir, ah olmasa, ama kim günahkar değil ki hepimizden? Günahkarı da olur, eğrisi de olur, düzgünü de olur, siyahı beyazı da olur. Aslında bütün Müslümanlar 29 harfe benziyor. Mesela bununla bitirelim. Z harfi çengelli iki ucu. Ben bunu atıyorum, kullanmıyorum dediğinizde tuz diyemezsiniz, buz diyemezsiniz, muz diyemezsiniz. Onun için hepimizin hepimize ihtiyacı var.